Teşkilatımızla beraber dimdik ayakta temel ilke ve değerlerimize bağlı kalarak gece gündüz durmadan çalışacağız ve seçimlere zaferle gideceğiz inşallah. Öncelikle bizleri il başkanlığı görevine uygun gören başta Sayın Bakanım, sevgili il başkanı Şahin Başkan olmak üzere bütün teşkilatımız mensuplarına, yürütmedeki başkanlarıma, yönetim kurulumuza hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok değerli il başkanım, çok değerli milletvekilim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, ilçe belediye başkanlarım, değerli kadın kolları başkanım, çocuk kolları başkanım, değerli dava arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim. Ben de sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünümüz hayırlı olsun inşallah. Bugün partimizin öncelikle İl başkanımız, yeni il başkanımız sayılır olsun. Allah utandırmasın, Rabbim pişman ve mahcup etmesin inşallah. Kendisi Şahin Timbey kardeşimizden sonra yeni il başkanımız olarak genel merkezimiz tarafından atandı. Zor bir dönemde atandı. Tam da böyle sefer görev emri yazıldığı gün atanmış oldu. Allah utandırmasın inşallah. Hayırlı uğurlu olacak, ben öyle inanıyorum. Tabi aynı günde dün kendisiyle akşam görüştük. Dün bayağı uzun bir gün oldu. Bir günde yaklaşık olarak 9000 kilometrelik bir yoldan sonra akşam geldik. Akşam burada ayağımızın tozuyla kendileriyle değerlendirme yaptık. Bu sabah değerli basın mensubu arkadaşlarımızla bir tanışma toplantısı düzenleyeceklermiş. Biz de dedik ki bunu bir taşla iki kuş vuralım. Hem partimizin yeni adayları dün akşam saat 17 itibariyle belli oldu. Hem onlarla beraber sizlerle tanışmak, yani kamuoyuyla, denizliyle tanışmak anlamında değil de sizlerle hemhal olmak, sizlerle sohbet etmek anlamında bir araya gelelim. Hem de il başkanımızın Denizli basınıyla yapacağı o sohbet toplantısını birlikte yapalım. Yani tasarruf olsun diye düşünüyorum. Ben sözlerimin başında bugüne kadar başta tabii ki AK Parti dendiği zaman Milletin Partisi 2001 yılı 14 Ağustos'unda milletin sadece tabelasını astığı ama milletin gönlünde olan milletin kendi kurduğu kendi partisi 1071 1299 1453 1920 bütün oğlukları milleti bünyesinde taşıyan AK Parti'mizin ondan diyorum ilk günden beri bu kutlu dava için emek veren Hoca Ahmet Yesevi'sinden Mevlana'sından Yunus Emre'sinden Akşemseddin'e kadar Mevlana'ya kadar bütün bu ruhu bizim bugün örnek aldığımız veyahut da bir şekilde yolunda, izinde devam etme gayreti içinde olduğunuz bu ruhu geçmişinde yer alan, emeği olan herkesten Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Tabii günümüze gelecek olursak 14 Ağustos 2001 günü hele hele ondan önceki o hazırlık doğum sancılarının olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılan o AK Parti'nin milletin gönlündeki o AK Parti'nin yazılı hale getirilmesinde üstadın dediği gibi kim var dendiğinde
sağına, soluna, önüne, ardına bakmadan ben varım diyerek birkaç adım ileriye heyecanla fırlayan o kurucularımızdan ki bugün birisi aramızda. Allah onlardan razı olsun. Ve o gün il yönetimimizde, o gün kurucu il yönetimimizde görev aldım. Görev almayıp da o gün destek verin. O gün inşallah Allah'ım bunları muzaffer et, Allah'ım bunları başarılı kıl diyenlerden Allah razı olsun. İl yönetimimizde, ilçe yönetimlerimizde, belde yönetimlerimizde, mahalle teşkilatlarımızda kayıtlı kayıtsız bugüne kadar emeğe geçenlerden Allah razı olsun, aramızdan ayrılanlar da mekanı cennet olsun diyoruz. Bugün yine çarşıdaydık, yine yani böyle o sözü duyduğumda gönlüm bir hoş olur, bütün yorgunluklarım gider. Biraz önce çarşıdaydık, ikinci ticari yoldaydık. Orada bir oturduk, gelene geçene bir hayırseverimizin dükkanından aldıklarımızı dağıttık. Şeker dağıttık, lokum dağıttık, tatlı dağıttık. Bu arada gelip de böyle elimizi tutup da kulağımıza eğilip de böyle kalbinin o samimiyetini, sesinin inceliklerine döşeyen kardeşlerimiz diyor ki Allah sizden razı olsun. Demiyor. Allah senden razı olsun demiyor. Allah sizden razı olsun. Onun için bugüne kadar bu coğrafyada, Türkiye'de, Denizli'mizde yazılan bu AK Parti'nin hizmet destanından emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugün hakikaten iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. İki böyle bayrak devri teslimini bir arada yaşıyoruz. İl başkanımız, önceki il başkanımız Şahint'in başka bir görev için bayrağı hiç durmadan bütün hızıyla koşarken ardından yetişen Necip Filiz Bey kardeşimize devretti, teslim etti. Böyle durup törenle falan değil, koşarken yolda Necip Bey kardeşimiz de aldı, bütün hızıyla yoluna devam ediyor. Allah inşallah hayırlı hizmetler versin. Bugün burada başka bir güzelliğiyle beraber oluşuyoruz. Diğer güzellik de bugüne kadar AK Parti'nin bu hizmet kervanında kimimiz bayrak taşıdık, kimimiz çuval taşıdık, kimimiz yük taşıdık, kimimiz dua ettik, kimimiz belirli bir yerde makamda mevkide oldu, diğerimiz sandık başında oldu, kimimiz odalarda, salonlarda konuştu. Kimimiz ayaklarından kara sular çıkana kadar, ayakları patlayana kadar, ayakları delinene kadar, soğuktan elleri sızlayana kadar yollarda oldu. İnsanlara ulaştı, kapıları çaldı. İnsanların gönlünü çalmaya gayret etti. İşte bu hizmette o vatandaşlarımız diyor, Allah sizden razı olsun diye hepimize diyor. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ta ki en sandıktaki, en ücra köydeki orada AK Parti davasını savunan kardeşimize kadar, dua edene kadar bu davanın hep beraber temsilcileriyiz. Rabbim kimimizi burada, kimimizi orada görev almak üzere takdir etti. Ve bugüne kadar da şehrimizde partimizin bu hizmet destanını yazarken belediye meclis üyesi olduk. Muhtar olduk. Muhtarlık encümeninde olduk. Belediye encümeninde olduk. Belediye başkanı olduk. Gençlik kollarında olduk. Kadın kollarında olduk. İlçe teşkilatlarımızda olduk. Her yerde olduk. Milletvekili olduk. Allah nasip etti içimizden sizlerin dualarıyla, destekleriyle sizi asla ve asla unutmayan, gecesinde gündüzünde Denizli diye sayıklamaktan hakikaten başka bir şey bilmeyen kardeşlerimizle bakan oldu. 61. hükümette bakan oldu. 62. hükümette bakan oldu. 63. hükümette bakan oldu. Zengin gösteriyor. 3 tane hükümet sayınca toplamı 20 ay.
ve Rabbim nasip etti. Önceki 4. kongreden sonra Mekke'ye kadar görev aldık. Denizli görev aldık. 5. Mekke'ye kadar yine Denizli görev aldık. Değerli arkadaşlar, bugün de burada kimimiz nöbet devraldı, kimimiz nöbet devraldı. Nöbet devreden kardeşlerimiz milletvekilliğinde Mehmet Yüksel Bey, Bilal Uçar Bey kardeşimiz oldu. 25. dönemden 26. döneme geçerken, 24'ten 25'e geçerken Nurcan Hanım nöbeti devraldı. Adaylıkta da gerek 25'te gerek 24'te ve gerekse bugün de yine aday kardeşlerimiz var. Aday adayıydı. Ben bu arada tabii ki onu da unutmayayım. Aday adayı yani o zihniyetle kim var dendiğinde ben varım diyerek öne çıkan bütün aday adayı kardeşlerimizden Allah razı olsun. Onlara da tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle Allah nasip etsin, pişman ve mahcup olmadan bizleri de böyle devretmeyi bir an önce Allah nasip etsin inşallah. Ve o gün geldiği zaman da yeni arkadaşlarımızı bayrağı yine koşarken, yine böyle kan ter içinde onlara bayrağı devrederek kenara doğru şöyle artık biz de dua eden, biz de destek veren, biz de nefer olarak yine bu davaya her alanda, her noktada hizmet etmeyi inşallah nasip etsin Rabbim inşallah. Ben öncelikle bugün burada hepsini tanıyorsunuz. Bütün arkadaşlarımızı tanıyorsunuz. AK Parti'mizin bu dönemde o geçen 25. dönemde biraz böyle buruk olarak tamamladığımız sorumlusu tamamen biziz. Sorumlusu başka hiçbir yerde değil. Vatandaş bizi anlamadı. Tövbe haşa, böyle bir şey asla ve asla aklımızın kenarından bile geçmez. Denizli'miz bizi anlamadı, asla. Biz anlatamadık. Biz hayallerimizi, biz davamızı, biz ufkumuzu, biz Denizli sevdamızı demek ki iyi anlatamadık. İyi anlatsaydık, iyi ikna etseydik, iyi şekilde böyle o hemhal olabilseydik Denizli'mize, Denizli'miz cömerttir, öyle mi? Denizli'miz cömerttir Allah'ın izniyle. Onun için bu dönemde, 26. dönemde, şimdi yeniden Denizli'mize, tabii ki Denizli'mizin milletvekili sayısı kadar adayımızla beraber bu dönemde, bu dönemde koşturacağız. Çok koşacağız. Girmedik gönül bırakmayacağız. Bakın, çalınmadık kapı demiyorum. Girmedik gönül bırakmayacağız. Kapı çalmak kolay. Barut merhaba demek kolay. Ama illa ki o gönüllere gireceğiz. Bazı gönüller ve kalpler vardır kapalı. Onlara da dua edeceğiz belki ama diğer taraftan girmedik gönül bırakmayacağız. Çünkü Allah şahittir ki bütün Türkiye'de olduğu gibi bu şehirde başı dik, alnı açık, göğsünü gere gere bu şehirde sokaklarda dolaşacak, kapıları ve gönülleri kapısını tıklayacak bir tek parti vardır, o da AK Parti'dir. AK Parti. Hamdolsun ne söz verdiysek yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Hamdolsun. Yapmaya da devam edeceğiz. İşte o bugün bu dönemde seçim kampanyamızda hep beraber koştururken o 7 kişilik listede bugün huzurunuzda olan kardeşlerimiz olacak. En başta en genç kardeşimiz Muhammed Bekir Ege. Onun yanında Osman Yüceliş Bey kardeşimiz. Onun yanında Şahin Tim Bey kardeşimiz. Nihat Zeybekçi kardeşimiz. Partimizin kurucusu ablamız Doktor Sema Ramazanoğlu. Hepimizin delikanlısı genç kardeşimiz gayet
hepimizden en çok çalışan. Yani böyle güneşlerde kavrulmaktan kaç deri değiştirdiğini bilmiyorum ama Emin Okkaya Bey kardeşimize sağlık. Akşam kapıda geldim ben, gece geç vakitte. Dedi ki, hanım evde dedi, rahatsız dedi. Kendini bilmez yatıyor, onu bıraktım geldim seni göreyim diye geldim. Allah razı olsun. Sonra da bir apar topar çağırdılar, hastaneye gitti. Düşün, böyle bir sevdanın peşindeyiz, birbirimizle böyle sevdalıyız. Tabii şimdi iyi, merak etmeyin. Hanımefendi iyi inşallah. Onu da acil şifalar diliyoruz. Bugün değerli arkadaşlar, aynı zamanda da 19 Eylül gaziler. Gaziler şehit olmaya ahd etmiş. Şehit olmak üzere yola çıkmış. Şehit olma amacıyla, gayesiyle yürümüş. Ama Rabbim nasip etmemiş. Yaralanmış. Serden geçmiş zaten. Onların da gaziler gününü tebrik ediyorum. Bütün ölen gazilerimizi, başta Ertuğrul Gazi, başta Mehmet Gazi, başta Server Gazi, Fatma Gazi olmak üzere Denizli'misin, Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ülkemizden bugün hayattan göçen bütün gazilerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayan gazilerimiz de, onlar bizim veli nimetimizdir, onlar da sağlıklı uzun ömürler temenni ediyor. Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse aklının kenarından şunu asla ve asla çıkarmasın. Özellikle aklını, ruhunu, vicdanını bir yerlere kiralayan satanlar veya bu ülkeyi böleceğini zanneden gafiller. Bu ülkeden bir çakıl taşı veya bir deve dikenini koparıp da birilerine yar edeceğini zanneden zavallılar şunu asla unutmasın. Bu millet asla diz çökmedi. Bu asla, bu millet asla teslim olmadı. Tarihi boyunca asla aman demedi. Gitsinler, en yaşlı gazimizi bulsunlar. Bini birden onun karşısına geçsinler. Ona sorsunlar bakalım, diz çöker mi, aman der mi? Bir kere uf der mi? Ona göre hiç merak etme. Gördüğünüz gibi dağı taşı onlara dar ediyor. Bu ülkenin toprakları, bu ülkenin, bu vatanın toprakları, bu vatanın evlatları, onları bu vatandan tepeleyene kadar, köklerini kurutana kadar bu operasyonlar devam edecek. Hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Dünyanın öteki ucuna gitseler dahi şehitlerimizin hesabı onlardan sorulacak. Masumların hesabı onlardan sorulacak. Ve hesapları da görülüyor, gördüğümüz gibi. Değerli arkadaşlar, tabii ileride çok daha geniş katılımlı aday tanıtımlarımız mutlaka olacak. Basına adaylarımızla ilgili bütün bilgiler tevdi edilecek. İnşallah 2015 1 Kasım seçimleri Türkiye'nin yeniden doğuşu, Türkiye'nin yeniden başlangıcı, yeniden Bismillah diyerek yola çıktığımız, yeniden hedef 2023'e, 2053'e, 2071'e doğru, bırak namerde, merde bile muhtaç olmayacak Türkiye'ye doğru, o refah ülkesi Türkiye'ye doğru, durmak yok, yola devam edelim inşallah. Önümüzdeki partilerimize söylüyoruz. Sizlere söylüyoruz. Burada zaten hepimiz, bu arada basın mensubu arkadaşlarımız da bizimle beraber, onlar da koşturacak zaten. Onları da ayırmıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah çok daha yoğun bir şekilde partimizin belirlediği kapsamda, çerçevede biz işimize bakacağız. Geçen seçim kampanyasında olduğu gibi başkalarıyla değil kendimizle yarış. Ama sizlerin huzurunda, sizlerin selamlarımızı özellikle götürerek iki kelime, iki cümle, iki laf söyleyin o kardeşlerimize.
Biliyorum onların niyeti o değildi. Onların niyeti kardeş kanı dökülsün diye, o PKK'ya oylar gitsin diye o oyları oraya vermediler. Biliyorum. Ama görsünler nereye gitti, ne oldu? 80 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiler. Girdikleri gün, hani o demokrasi, barış, kardeşlik, Türkiye Partisi, girdikleri gün silahlara daha böyle bir sarıldılar. Girdikleri gün cana kastetmeye başladılar. Girdikleri gün güç sarhoşu oldular. Zannettiler ki şunu ilan edersek binden bunlar susarlar, şunu dersek bunlar korkarlar. O her ne ilan ettilerse o ilan ettikleri onların başlarına yıkıp onları bunu pişman edene kadar devam ediyor. Değerli kardeşlerim, Denizli'mizdeki bütün kardeşlerimize sesleniyorum. Zinhar, sakın ha bugüne kadar böyle bir ayrım içinde olmadı. Denizli Türklerin de şehridir, Kürtlerin de şehridir. Alevilerin de şehridir, Sünnilerin de şehridir. Biz biriz, beraberiz. Biz kardeşiz. Bu melunlara, bu şeytanlara, bu bölücülere, bu hainlere, bu PKK'ya ve bugün %100 bugün PKK ile aynı hale gelmiş olan bu parti diye çağrılan, ki siyasi parti demek onlara, AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye haksızlık olur. Bunlara değerli kardeşlerim vereceğimiz en güzel cevap, bu hastalığa, bu tümöre, bu habise karşı en büyük ilacımız, bunların kökünü kurutacak olan en büyük ilacımız birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz. Bir olacağız, beraber olacağız. Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü el ele olacağız. Böyle öyle mi tutacağız ki aramızda hiç kimse bu birlik ve beraberliğimizi sarsamayacak. Havlayıp havlayıp gidecekler. Geldikleri gibi gidecekler, bundan emin olun. Bu şehirde bunlara böyle bir imkan vermeyeceğiz. Kardeşliğimizle bunları yeneceğiz inşallah. Ve o kardeşlerimize de selam söylemenizi istiyorum. Onların niyetleri gayet güzeldi, samimiydi. Ama onlara boyatılıp da pazarlananların niyeti bozuktu. Onu fark ettim. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Sağ olun.